Evet gençler selamlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle birlikte üstü sayılara devam edeceğiz. E, tekrar halinde. E, ne yapacağız? Yine ısınma sorularımız olacak. Isınma sorularında özelliklere bakacağız tekrardan. Yeni nesil sorular olacak ve geçmiş yıllarda çıkmış LGS sorularının analizini yapacağız birlikte. Hazırsak başlayalım gençler. Şimdi öncelikle yine sizden isteğim olacak. Defteriniz, kaleminiz lütfen yanınızda olsun. Önemli yerleri, formülleri not edin. Ve sonra soruyu benimle birlikte çözmeye çalışın. Anket yollayacağım. Lütfen tıklayın. Tamam mı? Hadi başlayalım. Sorumuz diyor ki aşağıda birden yüze kadar doğal sayılarının yazılı olduğu kartlar verilmiş. Peki. Birden yüze kadar verilmiş. Hemen devam edelim okumaya. Serra bu katta ikinin pozitif tam sayı kuvvetlerinin olduğu kareleri sarıya yazıyormuş. Burayı çizelim gençler. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin olduğu kareleri sarıya. 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri maviye. Tam kare sayıları ise kareleri de kırmızıya boyuyormuş. Hemen bunları not alalım gençler. 2'nin kuvvetleri nereye gidiyor gençler? 2'nin kuvvetleri şöyle diyelim. 2 üzeri x diyelim sarı ondan sonra 3'ün kuvvetleri 3 üzeri y diyelim. Kendimiz notasyonlar uyduralım yani. Tam kareleri de kırmızıya. Tam kare diyelim şuraya. Ve kırmızı. Siz burada daha da kısaltma yapabilirsiniz. S de diyebilirsiniz yani. İstediğiniz gibi yapın lütfen. Ben sadece gösteriyorum. Okumaya devam edelim. Bu arada okuduğumuz cümlelerde ya da ifadelerde matematiksel terimleri ya da sayıları ne yapıyoruz? Altını çiziyoruz. Onları kullanacağız anlamında. Evet, devam edelim gençler. Burada arkadaşlarınız geliyor. Biz başladık gençler. İlk sorumuz bu. Şimdi sarı boyalı kareler kırmızı boyandığında turuncu oluyormuş. Sarı boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu. Tamam. Hemen bunu ne yapalım? Yazalım şuraya. Sarı artı kırmızı ne oluyor gençler? turuncu oluyor. T diyelim şöyle. Mavi boyalı kareler kırmızıya boyandıysa mor oluyormuş. Maviler gençler. Maviler kırmızıya boyandığında ne oluyor? Mor oluyor. Hemen bunları da isimlendirelim. Mavi artı. Söyleyin bana. Kırmızı. Ne oluyor gençler? Mor oluyor. Şöyle mor diyeyim. Şu maviyle karışmasın diye. Mor, moru uzun yazdım. Tamam devam edelim. Buna göre son durumda turuncu ve mor renkli kare sırada aşağıdaki hangisinde doğal olarak verilmiştir? Gençler ben anketi başlatıyorum. Buyurun. Top sizde. Başlayalım. Şimdi öncelikle ikinin kuvvetlerini yazalım beraber. İkinin kuvvetlerini sıraya yazacağız. İkinin kuvvetleri ama pozitif kuvvetleri diyor. Başlayalım. 2 İki var. 2'nin karesi 4 Dört. 2'nin 3. kuvveti 8 var. 16, 32, 64, 128 yok. Çünkü 128 yüzün dışında. 3'ün kuvvetlerini hemen yazalım. Pozitif kuvvetleri yalnız. O yüzden 3'ten başlayacağım. 3, 9, 27, 81, 243 yüzün dışında olduğu için yazmadım. Tamam. Şimdi tam kare sayıları yazalım birlikte. Bunlar da kırmızıya bulunacak. Söyleyin lütfen. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100. Buraya kadar değil mi? Tamam yazdıktan sonra ne yapacağız gençler? Aynı olanları mesela sarı kırmızı aynıysa turuncuya boyanacak. Mavi ile kırmızı aynı olduğu zaman da mora boyanacak. Aynı olanları işaretleyelim şimdi beraber. Lütfen yardımcı olun bana. Şimdi mesela önce sarı ile kırmızıya bakalım. O zaman neyi bulacağız? Turuncuları bulacağız. Şöyle turuncu kaç tane var? Şöyle şuraya yazayım turuncular. Şimdi sarı ile kırmızıya bakıyorum. E, dörtler ortak değil mi? Başka? Sekizler ortak değil. Tam kare sayı 16. Bu da 16 var. 32 var mı? Yok. 64 var mı? Var. Gördüğünüz gibi kaç tane çıktı gençler? 3 tane çıktı. 3 tane ne çıktı? Turuncu çıktı değil mi? Çünkü sarı ile kırmızının aynı anda olması turuncu rengi veriyordu bize. Şimdi mavi ile kırmızının aynı anda olması neyi verecek? Moru. Morları hesaplayalım sizinle. Söyleyin lütfen. E, 9 var değil mi? ikisinde ortak. Süper. Başka ne var? Şuna yıldız karışmasın diye şöyle yıldız koyayım. 27 var mı? Yok. 81 var mı? Var. Harika. 81 var. Güzel bir şekilde yaptık. İki tane. O zaman cevabımız ne? Mor 2, turuncu 3. Ne olur gençler söyleyin bana. Mor 2, şu mor 2, turuncu 3. O zaman cevabımız ne? C. Harika bir şekilde yaptık. Gayet iyi cevaplar akıyor. Ee, arkadaşlarınız tamamlarken ben de kısaca bir tekrar edeyim. Tabloda şunu diyor. İkinin kuvvetlerini bulun ve sarıya boyayın. Üçün kuvvetlerini bulun ve maviye boyayın. Sonra tam kredileri boyun kırmızıya boyun. Hepsini bulduk. Ya yazdık. Sonra diyor ki adam sarı ve kırmızı aynı anda olursa diyor bunlar turuncuya boyanır diyor. Sarı ve kırmızının aynı anda olduğu 4, 16 ve 64. 3 tane bulduk. Sonra mavi ile kırmızı aynı anda olursa mora boyanır diyor. Mavi kırmızı aynı anda olan 9 ve 81'i gördük aynı anda. E, onlar da mora boyun. 2 tane turuncular 3 tane morlar 2 tane cevabımız ne oldu? Cevap harika. Sınıfın gayet iyi. %70'i rahatlıkla yaptı. Anlaşıldı diye umut ediyorum. Ve diğer soruya ne yapıyoruz gençler? Geçiyoruz. Şimdi üstü sayıyla ilgili ama hangi özellikle ilgili bir bakalım. MN birer tam sayı A sıfırdan farklı olmak üzere çarpma özelliğini vermiş. Tabanlar aynı seç Ne olur? onun özelliğini vermiş. Üstünün üstünün özelliğini vermiş ve bölmenin özelliğini vermiş. Demek ki bu sırada ben bunları kullanacağım. Diyor ki lap ortamındaki boş iki farklı deney tüpünden birine 2 üzeri 9, diğerine 8 üzeri 4 bakteri yerleştiriliyor. Bir saat sonunda birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına, ikinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına çıkıyor. Güzel. Bir saat sonunda birinci tüpteki bakterinin yarısı, ikinci tüpteki bakterinin dörtte biri alındığına göre ikinci tüpten alınan bakteri sayısı birinci tüpten alınan bakteri en az kaç katıdır diyor. Bakın en az ifadesi önemli. Ee, ne yapacağım? Oranlayacağım değil mi? İkinin biri oranı. En fazla deseydi bunu yüksek tutacağım. En az dediği için ikiyi ne yapacağım? Düşük tutacağım. Biri yüksek tutmaya çalışacağım ki oranlı olsun en az olsun. Zaten şıklara baktığım zaman kesirli uçuk sayılar yok yani pozitif sayılar yok. Demek ki ikiyi düşük tutacağım, biri yüksek tutacağım ona göre alacağım. Zaten adam ne demiş? Deney tüpünün birine 2 üzeri 9 koy, birine 8 üzeri 4 koy. E bu seçimi bize bırakmış. Ama hangisine ne koyacağız belli değil. E ama şunu yapacağız gençler. iki düşük olduğu için ikinci tüpe daha az olanı tercih edeceğim. Birinci tüpe daha yüksek olanı. Buna göre düşünün bakalım gençler. Bir başlayın lütfen siz yine. Başlayın sonra beraber yorumlayalım tekrardan. Buyurun top sizde. Şimdi beraber yorumlayacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. 2 üzeri 9 tamam bu açık. 8'i 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. 2'nin kaçıncı kuvveti? Harikasınız 3. kuvveti diyorsunuz. Üzeri 4. Üstünün üstünden ne gelir arkadaşlar? 3 çarpı 4'ten 2 üzeri 12 geldi süper. Bakın bu formülü de kullandım. Şöyle işaretliyorum. Demek ki iki tane daha formül kullanacağım. Çarpma ve bölme. Tamam. Şimdi bir saat sonunda diyor. Birinci tüpteki bakteri sayısı dört katına çıkıyor. Şimdi ben şuraya bir diyeyim. Şuraya da iki diyeyim. Ama adam dememiş işte birinci tüpe şunu koy ikinci tüpe. O oh, seçimi bize bırakmış. Onu da biz kendimiz seçtik. Neden? Az olması için. ikinci tüpün az. Sonucun az olması için. ikinci tüpün az, birinci tüpün ne olması lazım? Fazla olması lazım. Demek ki ben ikinci tüpe az bakteri koyacağım. Söyleyin bana hangisi az? 2 üzeri 9 mu? 2 üzeri 10. 2 üzeri 9. O zaman ben 2 üzeri 9'u ikinci tüpe koyayım. Birinci tüpe de ne koyayım? 2 üzeri 12'yi koyayım. Şuradaki. Tamam. Şimdi okumaya başlayalım tekrardan şuradan. Bir saat sonunda direktifleri uygulayalım. Birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına. Şöyle diyelim. Bu şimdi Şimdi. Değil mi? Bir saat sonra diyelim şuraya. Bir saat sonra. Bir saat sonra ne oluyormuş gençler? 4 katına çıkıyormuş. Yani 2 üzeri 12 çarpı. 4'ü de ben nasıl yazarım? 2 üzeri 2 diye yazarım. Hemen hızlı bir şekilde yazayım onu. Bunu yaptım. İkinci de 8 katına çıkıyor. O zaman 2 üzeri 9. 8'i de ben 2 üzeri 3 diye yazamaz mıyım? Yazarım. 2 üzeri 3 dedim. Buna da 2 üzeri 2 dedim. Çarptım bunları. Harika. Bir saat soruyu da yaptık. Tamam. Devam edelim. Bir saat sonunda diyor. Sonunda da birinci tüp de, yarısı birinci tüpünde yarısını alacağız. Hadi alalım. 2 üzeri 14 vardı. 2 üzeri 14 çarptığınız zaman ne olur? Üstler toplanır. Bakın bunu da uyguladım. İki tane formülü uyguladım. Harika. Demek ki bir bölme kaldı. Onu da uygulayacağım. Sonra ikinci tüpteki bakterinin bir bölü 4'ü alınıyor. İkinci tüpteki ne kadar var? Harikasınız. 2 üzeri 12 diyorsunuz. Tabanlar aynı süsler toplanır. Harika. Ee, şimdi birinci tüptekilerin yarısını alacağım. Yarısı ne demek? Harikasınız. 2'ye böl demek. 1 bölü 4'ü ne demek? 4'e böl demek. Heh, böldüm. Şimdi ne olur gençler? Tabanlar aynı süsler ne olur? Çıkartılır. 2 üzeri kaç oldu? Harikasınız. 13 oldu. Bir saat sonunda bir saat sonunda diyelim. Bir saat sonunda gençler ne oldu? 2 üzeri 13 oldu birincide. Şurası da 4'te neydi? 2 idi değil mi? Şöyle 2 üzeri 2 diyelim. E, tabanlar aynı süsler ne olur? Çıkartılır. 12'den 2 çıkartın. 2 üzeri 10 oldu. İkinci tüpte de 2 üzeri 10 oldu. Bakın bölmeyi de kullandım. Bak 3 tane formülü de kullandım adamın verdiği. Artık bitti. Sorunun son kısmına geldik. En az kaç kıtırdır diyor. Yani 2'yi 1'e böldü. 2'yi ne kadar bulduk gençler? Harikasınız 2 üzeri 10. Birincisini kaç bulduk? 2 üzeri 13. Ne yapacağız? Bölme işleminde çıkartacağız. 10'dan 13'ü çıkartalım. Harikasınız eksi 3 diyorsunuz. Bu da 1 bölü 2 üzeri 3 olur. 2 üzeri 3 neydi? 8 1 bölü 8 olur. Cevabımız ne gençler? Harikasınız A. Gayet iyi bir şekilde yaptık. Bu şekilde gençler. Şöyle arkadaşlığınız yapmaya devam ediyor. Ben de kısaca bir tekrar edeyim. İki tane deney tüpü var soruda. Ee, adam diyor ki deney tüpü veriyor. 2 üzeri 9 ve 8 üzeri 4. Bunları koy diyor. Ondan sonra diyor ki ama önemli bir madde. ikinci tüpteki bakteri sayı birinci tüpten alınan bakteri en az kaç kıtırdı diyor. Dolayısıyla ikinci tüpe az koymalıyım oranın az olması için. Birinci tüpe fazla. Dolayısıyla 8 üzeri 4'ü birinci tüpe attık. 2 üzeri 9'u ikinci tüpe attık. Sonra direktifleri uyguladım. Bir saat sonunda diyor dört katına çıkar diyor. Ben birinci deney tüpünü dörtle çarptım. İkinci deney tüpünü sekizle çarptım. İşte iki üzeri iki ve iki üzeri üç diye. Sekizi ve dördü çevirdik ikinin kuvvetlerine. Sonra bir saat sonunda da diyor ki yarısına iner diyor. Ben birinci deney tüpünün yarısını aldım. İkiye böldüm. Diğerini de dörde böldüm. Yani iki üzeri ikiye böldüm. Sonra biliyorsunuz bölmede tabanlar aynısı üstel çıkardı. 2 üzeri 13, 2 üzeri 10 kaldı. Adam diyor ki bunun ne, ne kadar oldu? 210'u da 213'e bölersek ne olur gençler? 1 bölü 253 o da 1 bölü 8 oldu. Harika. Harika. Gayet iyi oran. Devam edelim. Sınıfın çoğunluğu harika bir şekilde yapmış. Devam. Şimdi üçüncü soru gençler. A sıfırdan farklı. M ve N birer tam sayı olmak üzere çarpımı vermiş gençler. Bakın lütfen. Çarpımı vermiş. Bir de bölmeyi vermiş. Demek ki ben burada Çarpma ve bölme kullanacağım. Bak bana ipucunu vermiş. Tamam. İşte ifadelerin vermiş. Tamam aşağıdaki mavi boyalı her bir hücreyi üslü ifade gelecek şekilde yazılacakmış. He şu mavileri gençler şu altı tane sayıyı şuraları yapıştıracak adam. Tamam. A ve ABC hücrendeki sayıları her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütununda bulunan mavi boyalı hücrenin üslü ifadenin çarpımı. Iş. Yani şunu diyor adam. Şu iki tane sayıyı aynı sütun ve aynı satırdaki sayıyı çarparsanız B'yi bulursunuz diyor. Aynı şekilde aynı sütun, aynı satırdaki sayıları çarparsanız diyor şuradaki sayı da şuradaki sayıyı C'yi bulursunuz diyor. Aynı satır ve aynı sütundaki şu iki sayıyı çarparsanız da A'yı bulursunuz diyor. Şu cümlede. Evet, okumaya devam edelim. Evet, ben de bu arada başlatacağım anketi. Harikasınız. Güzel. Gayet iyi yapıyorsunuz. E, evet, A ve B hücrelerindeki yazılacak olan üstü ifadenin çarpımı A üzeri 9 olduğuna göre he, o zaman ben şunu yazayım. Hemen not alayım. Ne diyor adam? A çarpı B niye eşitmiş gençler? A üzeri 9'a. Bunu not alın. C hücresine yazılacak olan ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. C'nin hangisini yazabiliriz? Şimdi e, sırası verilmiş mi muavelim? Verilmemiş. İşte şuradan şuraya işte küçükten büyüğe yazılsın veya büyükten küçüğe yazılsın diye sayıları vermemiş. Sadece şu e, aynı sütundaki ve aynı sütundaki sayıların çarpımı B'yi verir. İşte aynı şekilde C'yi verir, A'yı verir demiş. Herhangi bir açıklama da Sayıları bize bırakmış. O, o zaman ben şunu biliyorum gençler. Şu iki tane sayının çarpımı B, şu iki tane sayının çarpımı C ve şu iki tane sayının çarpımı A'sa o zaman 3 tane toplam 6 tane mavinin çarpımı 3 tane abc'nin çarpımına eşit olmaz mı? Olur. Hemen yazalım. Bu arada anketi başlattık mı? Evet başlattık. Siz lütfen işaretleyin. Biz de yapalım. Hadi başlayalım. Gençler sırası önemli olmadığı için bu 6 sayının çarpımı abc'nin B, çarpımına eşit olacak. Yazalım. A üzeri eksi 5 çarpı a üzeri eksi 3. Sırayla yazacağım bunları çarpacağım. a üzeri 3 çarpı a üzeri 4 a üzeri 5 a üzeri 6 yazdım. Neye eşit? Şu üçünün çarpımına eşit. Çünkü bunlar ikişerli ikişerli e, bunların çarpımına eşitse o zaman bu 6 tanesinin çarpımı bu 3 tanesinin çarpımına eşit olur. Yani a, b, c eşit olur. Süper. Adam a, b'yi de vermiş. a üzeri 9. Demek ki a, b gördüğüm yere a, a üzeri 9 yazacağım. Çarpı c. Zaten C'yi soruyor. Oradan C'yi buluruz. Şimdi gençler şuraları sol tarafı bir toparlayalım. Tabanlar aynısı üstler ne olur? Harikasını çıkartılır diyorsunuz. Toplanır ya da çıkartılır. 3 3'ten üç, eksi 3'ü çıkardık 0. 5'ten eksi 5'i çıkardık 0. Şurası ne kaldı gençler? 4, 6, down. A üzeri 10 oldu değil mi? Sol taraf A üzeri 10. Sağ tarafta şu AB'nin yerine A üzeri 9 yazdım çarpı C dedim. C'yi bulmak için de her tarafı niye böleceğim? Harikasınız. A üzeri 9'a böleceğim. Ya da onu yapmadan direkt şöyle yaparız ya. Hiç mi A üzeri 10 ya. Burasının da A üzeri 1 olması lazım ki A üzeri 9 A üzeri 1'in çarpımı ne olsun gençler? Harikasınız. A üzeri 10 olsun. Demek ki e, C de kaç gençler? A üzeri 1. Yani C eşittir A olur değil mi? O zaman cevabımız ne? Harikasınız. A diyorsunuz. Gayet iyiydi gençler. Bu şekilde yaptık. E, bunu da soru listenize ekleyin gençler. E, matematikte e, yeni öğrendiğiniz soruları mutlaka not defterinize ekleyin. E, bir de zor, anlamakta zorlandığınız veya unutabileceğiniz soruları mutlaka ekleyin gençler. Bu önemli. Bunları yaptıkça matematikte e, 20 netlere doğru ilerleyeceksiniz ya da 20 net yapacaksınız gençler. Bunun garantisini veriyorum. Mutlaka. A, a, ee, yeni anladığınız ve anlamakta zorluk çektiğiniz soruları kağıda yazın ve ilerleyen zamanlarda onlara şöyle bir bakın. Hadi devam. Evet, şimdi yeni bir sorumuz. A sıfırdan farklı MN birer tam sayı olmak üzere bölme pardon bu ne bölme işlemini vermiş değil mi? He, demek ki ben burada bölme işlemini kullanacağım üst sayılarda. Devam edelim okumaya. ABC mikroorganizmaları mikroskop altında büyüterek ayrı ayrı incelenmiş. Aşağıdaki tabloda da bu mikroorganizmaların gerçek büyüklüğü ile mikroskopta görünen büyüklükleri verilmiş. Güzel. Tabloda verilmiş. Gerçek ve mikroskop altındaki büyüklükleri. Tamam. Ee, hemen sayıları hızlı bir şekilde bakıyorum. Diyor ki bu inceleme sırasında hangi canlı için kullanılan büyütme oranı en küçüktür diyor. Şimdi en küçük olması için ne olması lazım gençler? A yani oranın düşük olması lazım değil mi? Peki neyi oranlayacağım? Yani gerçek büyüklüğü mü mikroskoptaki büyüklüğe böleceğim yoksa mikroskoptaki mi gerçek büyüklüğe böleceğim? Bunu bir düşünelim. Ondan sonra oranlayalım. Zaten adam vermiş. Bölme yaptırmış değil mi? Ya, ya, ya bunu buna böleceğim ya da bunu. İpucu bu. Ama hangisine böleceğiz? Bir düşünün bakalım. Burada önceki anket harika bir şekilde sonlanmış. %65'lere yakın, 70'lere yakın oran var. Harika. Şimdi bu anketi yapalım. Oranlayacağız ve en küçük. Şöyle düşünün. Mikroskopta büyük olacağına göre gerçek büyüklük küçük olacak değil mi? O zaman ben mikroskoptakini gerçek büyüklüğe bölmedim ki ne kadar büyüttüğünü bulayım. Dolayısıyla mikroskoptakini gerçek büyüklüğe böleceğim. Hadi bölmeye başlayalım gençler. Söyleyin lütfen. Ee, formülü de bulduk. Büyütme oranı ne? Şuraya yazalım. Büyütme oranı mikroskoptaki büyük olacağına göre onun ne kadar olacağını bulacağım. Değil mi? Mikroskoptaki büyüklük diyeyim. Yani uzun uzun yazmayayım. B diyeyim. Mikroskoptaki büyüklük. Gerçek büyüklük diyeyim. GB diyeyim. Tamam. Ben formülü buldum. Ee, şimdi hemen bunu oranlayalım beraber sizinle. Şurada oranlayalım. Ee, buradan başlayalım. A için. 3.75'i kaça böleceğim gençler? Harikasınız. Şuradaki sayıya böleceğim. 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şimdi buradan bir oran bulacağız. Ne yapacağız gençler? Burada anket başladı değil mi? Harika. Sınıf A ile C arasında kaldı. Bakalım hangi grubun dediği doğru. Ben de merak ediyorum. Şimdi eksi 1'i yukarı atalım gençler. Şu yukarı gitsin. 3.75 10 üzeri eksi 1 artı bir diye yukarı geçer değil mi? Onu öğrendik artık. Biliyorsunuz bölmelerde işaretleştirerek yukarı çıkıyordu. Harika. Onla çarptığın zaman virgülü ne yapıyorduk? Harikasını sağa kaydırıyordu. 3.75 ne olacak? 37,5 olacak. Onla çarptım. Böyle iki buçuk. Gençler hatırlayın bölmelerde ne yapıyorduk virgüllü bölmelerde? Ee, sağ kaydırıyorduk değil mi? Bir basamak sağ kaydıralım bunu. Ne oldu gençler? 375 oldu değil mi? Bunu da bir basamak sağ kaydırmadım ki denge değişmesin. Yani her ikisini de 10'la çarptım. Tamam. 375'i 25'e bölelim. 10 kere olsa 250. Ee, 125 daha var değil mi? 250. O zaman kaç olur? 15 olur değil mi? Harika bir şekilde yaptık. Demek ki büyütme oranımız kaçmış? 15. Gayet iyi. Şimdi B'yi konuşalım gençler. B'yi yapalım burada. 3'ü kaça böleceğim gençler? Söyleyin lütfen. Şurada B diyeyim. Şunu A diyeyim. Şöyle yazın karışmasın. 3'ü kaça böleceğim? Söyleyin lütfen. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye böleceğim. Artık öğrendi. Eksi 2 yukarı nasıl geçer? Harikasınız. Artı 2 diye geçer. Süper geçti. Ee, şunlar gider. 3'ler götürdü kaç sayılar. 10 üzeri 2 kaldı. 10 üzeri 2 de kaç? 100. Yani demek ki bunun büyütme oranı 100. Adam ne diyor? En küçük olsun diyor. O zaman 100'e ileriz. Sanki A önde şu an. Devam edelim. C'yi yapalım. Söyleyin lütfen. 0 kaça böleceğim? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'e böleceğim değil mi? Tamam. Artık öğrendim. 10 üzeri eksi 4 yukarı nasıl geçer? Harikasınız. Artı diye geçer bölmede biliyorsunuz. Tamam. Ee, bu 0 1'i de ben şöyle yazamaz mıyım? 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazamaz Yazarım. Çarpı 10 üzeri 4. Ee, tabanlar aynısı üstler toplanır. Ne oldu? 10 üzeri 3 oldu. 10 üzeri 3 de kaçtır? Süpersiniz. 1000 diyorsunuz. O zaman bunun bir büyütme oranı 1000 oldu. O zaman bu en büyük. Bunun zaten eli, en küçük diyor. B ile C de. Ya A'da 7. Sınıf hangisi arasında kalmıştı zaten? A ile C'de. C gitti. Evet. Şimdi geldik D'ye. Söyleyin lütfen. 2,4'ü kaça böleceğiz? 2 çarpı 10 üzeri 3'e böleceğiz. Şu 2,4 dursun. Şu 2 de dursun. Şu iki de dursun. Şöyle pardon. İki de dursun. Peki şu 10 üzeri eksi 3 yukarı nasıl geçecek? Harikasın 10 üzeri 3 diye geçecek değil mi? İşaret değiştiriyordu bölme yukarıyı geçerken. Üstü. 2,4'ü 2'ye bölelim. 1,2 olur. Çarpı 10 üzeri 3. 10 üzeri 3000 demekti. 1,2 ile çarparsak ne olur? 1200 olur. 1200 oldu. Bu kocaman oldu değil mi? Bu en büyük. Ama adam en azı sorduğu için cevabımız ne olacak? A olacak. Bu şekilde yaptık gençler. Burada önemli olan neydi? Birinci olarak mikroskoptaki büyüklüğün gerçek büyüklüğe bölüneceğinizi bilmemiz. Bir. İkincisi şu yukarıda böldüğünüz zaman şu eksi bir 10 üzeri eksi 1 yukarı giderken ne oluyor? 10 üzeri artı bir oluyor. Sonra sadeleştirme yapıyoruz. Şu virgül kaydırmaları biliyorsunuz zaten 6 ve 7'den. İkisini de birer virgül kaydırdım. Sonra virgülden kurtardıktan sonra böldüm. İki tane şey yaptık. İki üç tane şey. Direkt sonucu bulduk. Burada ufak ufak notlarınızı alabilirsiniz. Tamam. Harika. Bakalım sınıfın yüzde kaçı yaptı? Gayet iyi. Yarısı yaptı. Süper. Ee, yarısı da farklı cevapta bulundu ama olsun ufak notlarınızı aldıktan sonra yüzde yüzde devam edeceğiz. Şimdi gençler özellikle ilgili sorular Şimdi karışık örneklerimiz var özelliklerle ilgili biraz özellik klasik örnek çözelim ısınma soruları şimdi diyor ki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor şöyle bir bakın hangi özellik kullanabiliriz bu soruda şöyle bir bakın lütfen özellikleri aklınıza getirin işaretleyin İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Güzel. Güzel güzel. Cevaplar okuyor. Gayet iyi. Şimdi gençler bu tür sorularda ikinin kuvvetini gördüm ben. İki, şurada da dört var. Onu da ikinin kuvvetine çevirelim değil mi? Hadi yapalım. Ben şöyle yapacağım. Tabanlar aynısı. Üstler ne olur? Harikasını toplanır. O, o taktiğe göre yapacağım. Belki siz farklı taktikler denilmiş olabilirsiniz. Ee, o zaman dört, sekiz, 12 16 toplamı ne oldu 2 üzeri 16. tabanlar aynısı üstler toplanır çarpmada şu 4'ü de ben 2 üzeri 2 diye yazamaz mıyım yazarım şu 4'ü de 2 üzeri 2 diye yazarım kafasında da 2 var 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4 o da ne oldu gençler 2 üzeri 6 oldu şurada yaptık tabanlar aynısı üstler ne olur çarpmada toplanır 2 üzeri 6 oldu şimdi bölmede ne yapıyorduk tabanlar aynısı üstleri çıkartıyorduk 16'dan 6'yı çıkartalım. Ne olur? 10 olur. 2 üzeri 10. Ama şıklara baktığımız zaman maalesef 2 üzeri 10 yok. şıklardan gidelim. Mesela 2 üzeri 2 üzeri 3. 2 üzeri 6 olur. Bu neyle? 2 üzeri 10. 2 üzeri 2 üzeri 4. 2 üzeri 8 olur. Bunu da ile. 2 üzeri 2 üzeri 5 olur. 2 üzeri 10 olur. Demek ki cevabımız ne? C şıkkı gençler. Bunu da dedik. 2 üzeri 12 diyor. Bu şekilde yaptık. Bakalım. Harika harika sınıfın yüzde sekseni harika bir şekilde yaptı. Devam edelim gençler. Evet şimdi de gençler biliyorsun onun kuvvetlerini farklı biçimlerde yazma diye bir başlığımız vardı. Çok önemli bir konu. Özellikle çok büyük ve çok küçük sayılarda bilimsel gösterimlerde çıkabilir. Bunu da konuşmamız lazım. Tabii bu yeni nesil soru değil ama birçok şey katacak bir soru. O yüzden yapmalıyız bence. Buyurun topu size bırakıyorum. Lütfen yediğinizde deneyin. E, diyor ki adam hangisi yanlıştır diyor çevirme yapacağız onun kuvvetlerini farklı biçimde göstermeye çalışacağız hadi bakalım kimler yapacak harikasınız gençler gayet iyi cevaplar akıyor gayet iyi harika bir şekilde yapıyorsunuz süper evet başlayalım gençler şimdi ben şöyle yapacağım gençler şu sağdan gideceğim 16'yı ne yapmış şuraya kadar 1 2 3 basamak büyütmüş 3 basamak büyütmüş Yani büyütmeyi şöyle yukarı anlamına gösteriyorum. 3 basamak büyütmüş denge değişmemesi için denge değişmemesi için ne yapması lazım 3 basamak buradan buraya büyütmüşse 3 basamak buradan buraya da onun kuvvetlerinde ne yapması lazım küçütmesi lazım değil mi 3 basamak küçültme diyorum. Şöyle aşağı anlamında. Eksi 2'den 3 basamak küçültürsem ne olur? Eksi 5 olur. Gerçekten öyle mi yapmış? Evet. Öyle yapmış. Dolayısıyla A şıkkı doğru. 16'dan buraya 1000'le çarpmış yani 3 basamak büyütmüş. Denge değişmemesi için diğerini de 3 basamak küçültmedi. Eksi 2'den de eksi 5'e ne olmuş? 3 basamak küçültmüş. Denge değişmedi. Dolayısıyla bu doğru. Şimdi geldik B'ye. B'yi yorumlarım. 16'dan 0.16'ya ne olmuş? 2 basamak küçültmüş. Nereden anladım? 100'e bölmüş, değil mi? Virgülü kaydırmış. Şuradaki gizli virgülü 1, 2 basamak buraya getirmiş. Yani sayıyı ne yapmış? 2 basamak küçültmüş. O zaman ben onun kuvvetini 2 basamak ne yapmayayım? Harikasınız. Büyütmeyeyim, değil mi? Eğer ben büyütmezsem ne olur? E, denge değişir ve eşit olmaz. E 2 basamak büyütürsem ne olur gençler? Harikasınız. 0,16 çarpı 10 üzeri 3 olmalıydı. Ama adam eksi 3 demiş. O yüzden yanlış. Harika bir şekilde yaptınız. Gayet iyiydi. Burada da konuşalım bir şekilde. 1, 2, 3 basamak ne olmuş? Küçültmüş sayıyı. 3 basamak küçültmüşse o zaman bu 10 üzeri 1'li ifadeyi ne yapması lazım? 3 basamak büyütmesi lazım. Yani şunu 3 eklemeli. 1'i 3 ekleyin 4. Ha, doğru. Oldu. Tamam bunu da ele. Şimdi 16'ya bakalım. 16 ne olmuş? Şuradaki virgül 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak sola kaymış. Yani küçülmüş. O zaman 7 basamak küçülmüşse onun kuvveti ne olmalı? Harikasınız. 7 basamak büyümeli diyorsunuz. Yani bu sayıya kaç eklemeniz eksi 7 eklemeniz. Süpersiniz. 5. Yani 10 üzeri 5 olmalı. Harika. Bu da doğru. Yanlış olan şıkkımız ne? E şıkkı. Harika bir şekilde yaptınız. Gayet iyiydi gençler. Bu da önemliydi gençler. Önemli bir başlıktı. Yeni nesil soru değil ama yeni nesil kuvvetinde bir soru. Çünkü bazen son adımlarda bu işlemi yapmak gerekebilir. Bilmek lazım. Devam. Evet. Şimdi karışık örneklerle ilgili bir soru var gençler. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Hadi bakalım. Top sizde hatırlayalım özellikleri. Şöyle karışık özellikleri biliyorsunuz. Hangisi doğrudur diyor. Hızlı bir şekilde hatırlayalım özellikleri. Bu arada burada neler var? Siz yaparken bir 15 saniye ben kısa... Burada mesela negatif üs var. Burada çarpma işleminden bahsetmiş. Burada toplama işlemi var. Burada ne var gençler? Harikasınız. Sıfırıncı kuvvetin özelliği var. Yani birçok özelliği bu soruda ne yapacağız? Tekrar edeceğiz değil mi? Güzel bir soru. Harika. Sınıfın çoğunluğu bakayım ne dedi? Harika bir şekilde. C dedi. Bakalım doğru mu? Şimdi ilk başta A'dan başlayacağız değil mi? Söyleyin lütfen. 4 üzeri eksi 6. Ne olacak gençler? 1 bölü 4 üzeri 6 oluyor. Tatlı atıyordu. Şuradaki negatif de pozitif oluyordu. Ama adam buraya önüne eksi koymuş. O yüzden bu yanlış. Böyle olsaydı doğru olurdu. O yüzden A'yı eleyelim. Şimdi B'ye geldik. 4 üzeri 3. 4 üzeri 3 diyor. 4 üzeri 6'ya. Ben toplama işleminde kural neydi? Taban ve üstler aynı ise katsayılar toplanır. Katsayı nerede gizli bir var, burada da bir var. Toplayın iki tane 4 üzeri üç oldu. Biliyorsunuz toplama işleminde taban ve üstler aynı ise katsayılar toplanır. Topladım bir bir daha iki. Şu taban üssü aynı olan yazılı iki tane 4 üzeri üç. Bunu da çevirelim 2'nin kuvvetine 2 üzeri 2 üzeri üç oldu. Burası ne oldu gençler? 2 üzeri 6 Burada da 2 üzeri 1 var toplu çarparsak ne olur? 2 üzeri 7 olur. Şunu da çevirelim. 2 üzeri 2 üzeri 6. 2 üzeri 12 oldu. E gençler 2 üzeri 12, 2 üzeri 7 eşit mi? Hayır. O yüzden eşit olmadığı için bunu da eleyin. Şimdi buraya geldik. Tabanlar aynı üstler ne olur? Harikasınız toplanır. Ya da şöyle yapalım. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır değil mi? 2 kere 2, 4 üzeri 3, 4 üzeri 3. Aa, o zaman bu ne? Harikasınız doğru. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti kaçta birdi? Demek ki şurası 1 bölü 2. 1 e eşit mi? Değil. O yüzden bunu da ele. Cevabımız ne? Harikasınız. C. Süper. %80 oranında başarı var. Lütfen notlarımızı alalım ve devam edelim. Şimdi gençler çözümleme ile ilgili bir soru var. Önceki yıllara baktığım zaman çözümleme sürekli çıkmış. Yani bu önceki sınavlarda da sürekli çıkmış. Ee, sevdiği bir konu mevin bu sene de çıkma ihtimali var. O yüzden bilmemizde fayda var. Güzel soru kaçırmamız gereken bir konu. Başlık. Diyor ki adam 4706 rakamların her biri birer kez kullanarak yazılabilecek tam kısmı. Bak tam kısmı. iki basamaklı olan en küçük sayının ondalık gösteriminin çözümlenmiş bir şey. Aşağıdaki hangisidir diyor. Gençler sadece şu kısmı yazıcı olayım. Tam kısmı iki basamaklımış. Yani o zaman iki tane tam kısmı varsa iki tane de ne olmalı? ondalık kısmı olacak. Neden? Çünkü toplam dört tane sayı var. Buna göre çözün gençler ama sayı çok küçük olsun. En küçük olsun. Evet bakalım kimler yapacak. Süremiz başladı. Süremiz başladı. Hemen yapın gençler. Harikasınız. Evet. Harika şu ana kadar gençler sınıfın çoğunluğu B dedi %70'i bir kısım da D dedi. Bakalım hangi grubun dediği doğru ben de merak ediyorum. Biz de başlayalım bakalım hangi grubun dediği doğru. Bu arada gençler e, en küçük dediği için şu en küçük sayıları en başa yazacağım değil mi? Sıfırı başa yazar mıyım? Harikasınız yazamam. Çünkü sıfırı yazarsam 3 basamaklı olur değil mi? Yani 3 tane basamak olur. Sıfır olmaz başta. Dolayısıyla en küçük olan kaçı yazmak zorundayım? 4'ü. Sonra sıfır yazacağım. Sonra küçük olan hangisi? 6. Sonra yedi yazacağım değil mi? Bunu da çözümlenmiş bir şekilde yazalım. Bu ne? On üzeri kaçtı? Birdi. Bu birler basamağı. On, onlar basamağı. Birler basamağı. Onda birler basamağı. Bir de onda iki, yüzde birler basamağı. Bu şekilde yazıyoruz. Yüzde basıp birler basamağı. 10 üzeri 2. iki. Onda birler basamağı. 10 üzeri eksi bir. Birler basamağı. 10 üzeri sıfır. Ve onlar basamağı. On üzeri birdir. Unutmayın. Evet şimdi bu sayıyla basamak değerlerini çarpacağım. Hadi çarpalım. 4 çarpı 10 üzeri 1. Sıfırla çarptığın zaman yutar bunu. Yer. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Söyleyin lütfen. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hangisi? Sınıf ne dedi? Bir bakalım. Sınıf B dedi. Harikasınız. Cevap ne? B. Gayet iyi. Evet gençler. Haritaydı. Buraya kadar geldik. İ İkinci ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir 10 dakika mola teneffüs zamanı. Görüşmek üzere.